Arkadaşlar merhaba. Bu ders İstanbul'un fethi ve sonuçlarını işleyeceğiz. İstanbul'un fethinin nedenlerini 4 başlık altında topladım. Bunlar siyasi, ekonomik, dini ve stratejik nedenlerdir. İlk olarak siyasi nedenlere değinmek istiyorum. Bu nedenlerden ilki İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin topraklarının ortasında olması ve Doğu ile Batı topraklarının bütünlüğünü engellemesidir. Yani devletin toprak bütünlüğü açısından İstanbul'un fethedilmesi gerekmekteydi. Arkadaşlar, siyasi nedenlerin ikinci maddesi ise Bizans'ın Avrupa'dan Osmanlılara karşı yardım istemesi sonucunda Osmanlılara karşı Haçlı seferleri için tahrik etmesiydi. Yani Bizans Osmanlılara karşı tek başına mücadele etmek istemiyordu. Bunun için de Avrupa'dan askeri destek almak istemekteydi. Üçüncü neden ise Bizans'ın Osmanlı Devleti'nin taht kavgalarına karışması gösterilebilmektedir. Arkadaşlar bu görselde 1452 Osmanlı sınırlarını gösteren harita yer almaktadır. Bu haritayı dikkatlice incelemenizi istemekteyim. Çünkü Osmanlı Devleti'nin Doğu ile Batı arasındaki toprak bütünlüğünü görmeniz açısından İstanbul fethinin ne kadar önemli olduğunu bu harita gözler önüne sermektedir. Arkadaşlar, İstanbul fethinin nedenlerinden bir diğeri ekonomik nedenlerdi. Bunlardan ilki İstanbul'un fethiyle Kuzey ve Doğu Avrupa'dan gelen ticaret yollarının denetiminin ele geçirilmek istenmesidir. Yani arkadaşlar, İstanbul'un fethinin siyasi nedenlerinin yanında aynı zamanda ekonomik nedenler de yer almaktaydı. Yani ticaret yollarının denetimi çok önemli bir yer tutmaktaydı. Arkadaşlar, ekonomik nedenlere bir diğeri ise Karadeniz ile Akdeniz arasındaki su yollarının denetiminin Osmanlı Devleti tarafından kontrol altına alınmak istenmesi gösterilebilir. Dini nedenlere geldiğimizde ise Hazreti Muhammed'in İstanbul muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan ve onun askeri ne güzel askerdir hadisi etkili olmuştur. Yani Peygamber Efendimizin hadisi İstanbul'un fethedilmesinde önemli bir dini neden olarak yer almaktadır. Arkadaşlar, ayrıca İstanbul'un fethedilmesiyle Katolik ve Ortodoks Kilisesi birbirinden ayrılmış olacak ve Hristiyan alemi de birleşmemiş olacaktı. Yani buradaki maksat Bizans İmparatorluğu Ortodoks Kilisesini temsil etmekteydi. İstanbul'un alınması ile birlikte de Hristiyan aleminin bu şekilde birleşmesinin önüne geçilmiş olunacaktı. Arkadaşlar, en son stratejik nedenlerden bahsetmek istiyorum. İstanbul'un Asya'yı Avrupa'ya, Karadeniz'e, Akdeniz'e bağlayan bir konumda bulunması, ayrıca Boğaz'dan geçişi denetleme imkanına sahip olması stratejik nedenler arasında gösterilmektedir. Arkadaşlar, bu görselde dikkatinizi çeken önemli bir nokta da İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği yerde olması nedeniyle stratejik bir öneme sahipti. Bu yüzden İstanbul'un fethedilmesi gerekmekteydi. Arkadaşlar, fethin nedenlerine kısaca değindikten sonra bu kısımda da fethin gerçekleşmesine sebep olan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in hayatı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet Edirne'de 1432 yılında dünyaya gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat, annesi ise Huma Hatun'dur. Fatih döneminde 2 imparatorluk, büyüklü küçüklü 17 devlet, 200'den fazla şehir Osmanlı topraklarına katılmıştır. Fatih Sultan Mehmet askeri bir zekaya sahip olmasıyla birlikte Akşemseddin, Molla Gürani ve Molla Hüsrev gibi büyük bilginlerden de dersler almıştır. Fakat 1481 yılına gelindiğinde ise Fatih Sultan Mehmet ve
vefat etmiştir. Bu şahsiyet özellikle yabancı dillere, dini ilimlere, matematik, tıp ve edebiyata karşı özel bir ilgi duyarak yetişmiştir. Ayrıca bu kısımda son olarak şunu da ifade etmek istiyorum. Fatih Sultan Mehmet memleketin imar ve inşasına büyük bir gayret göstermiştir. Arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet'in hayatına kısaca yer verdikten sonra İstanbul'un fethi için yapılan hazırlıklar hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Avrupa'dan gelebilecek yardımları engellemek için Balkanlarda askeri güç oluşturulmuştur. Çünkü burada kasıt şuydu, İstanbul'u fethederken batıdan gelecek herhangi bir askeri müdahalenin önüne set çekilmiş olunacaktı. İkinci olarak ise arkadaşlar, Yıldırım Beyazıt döneminde yapılan Anadolu Hisarı'nın karşısına Karadeniz'den gelebilecek yardımları önlemek amacıyla Rumeli Hisarı, yani Boğaz Kesen Hisarı yaptırılmıştır. Bununla birlikte arkadaşlar, fetihte önemli bir güce sahip olan Şahi adı verilen büyük toplar döktürülmüştür. 400 parçalık güçlü bir donanma oluşturulmuştur ve Karamanoğulları ile de anlaşma yapılmıştır. Buradaki kasıt nasıl Avrupa'dan gelecek müdahaleleri önlemek için Balkanlarda askeri güç oluşturulduysa, Anadolu'dan gelecek herhangi bir karışıklık haberine karşı da Karamanoğulları ile de anlaşma yapılmıştır. Arkadaşlar, bu görsel İstanbul'u kuşatma planını yer almaktadır. Bu planda arkadaşlar gördüğünüz üzere Bizans kuvvetlerini kırmızı semboller, Türk kuvvetlerini ise mavi renkli semboller gösterilmektedir. Arkadaşlar, bu görselde de İstanbul'un fethinde önemli bir yere sahip olan Şahi topu sergilenmektedir. İstanbul'un fethedilmesinde Osmanlı Devleti'nin hazırlıklarından bahsettikten sonra şimdi de Bizans'ın aldığı savunma tedbirleri hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Bizans ilk olarak surlar ve kaleleri onarttı. Çünkü dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehlikeyi bu şekilde önleyebilirlerdi. İkinci olarak ise gemiler Haliç'e çekilerek buranın girişi kalın bir zincirle kapatıldı. Üçüncü ise şunu gösterebiliriz. Papa ve Macarlardan yardım istendi. Çünkü Osmanlı Devleti'ne karşı tek başına mücadele etmektense Avrupa'dan yardım etmek Bizans'ın lehine bir durum oluşacaktı. Arkadaşlar, Grejuva Rum Ateşi adı verilen denizde de yanan silah yaptırmışlardır. Yani yapmış oldukları bu silahla birlikte fethin gerçekleşmesini engellemeye çalışmışlardır. Bunları da belirttikten sonra ben İstanbul'un kuşatılması ve fethi hakkında bilgi vermek istiyorum. Kuşatma ilk olarak 6 Nisan 1453 yılında başladı. Daha sonra 18 Nisan 1453'e kadar top atışları ile surlar yıkılmaya çalışıldı. Fakat istenilen sonuç alınamamıştır. Bunun üzerine de 20 Nisan'da denizlerde mücadele başladı. Haliç'in ağzını büyük surlarla kapatılmış olmasından dolayı Osmanlı donanması Haliç'e girememiştir. Padişah tüm olumsuzluklara rağmen umudunu kaybetmeden 22 Nisan gecesi gemileri yağlı kızaklar üzerinde karadan Haliç'e indirtti. Karadan ve denizden saldırıya geçen Osmanlı kuvvetleri 29 Mayıs 1453 Salı günü de İstanbul'u fethetti. Arkadaşlar, bu görselde gemilerin karadan Haliç'e indirilişini görmekteyiz. İstanbul'un fethinin sonuçlarını bu kısımda anlatacağım. İstanbul'un fethinin sonuçları genel olarak bir Türk tarihi açısından incelenir, bir de dünya tarihi açısından ele alınır. İlk olarak ben İstanbul fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarına değineceğim. Bundan sonra Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul olmuştur. Bununla birlikte Osmanlı Devleti'nde yükselme dönemi başlamıştır.
Bir diğer madde ise savaşın siyasi sebeplerinden bahsetmiş olduğumuz Anadolu ile Rumeli toprak bütünlüğü de bu şekilde sağlanmış oldu. Arkadaşlar ayrıca Asya ve Avrupa kıtalarını Karadeniz ile Akdeniz'i birbirine bağlayan yolların denetimi Osmanlı Devleti'ne geçti. İpek ticaret yolunun egemenliği de Osmanlı hakimiyetine girdi. Yani savaşın ekonomik nedenlerinde gösterdiğimiz olaylarda Türk tarihi açısından ekonomimizin gelişmesine sebep olan sonuçlardandır. Arkadaşlar İstanbul'un fethi Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşmasında da önemli bir rol oynamıştır. Şimdi İstanbul fethinin dünya tarihi açısından sonuçlarını ifade edeceğim. Arkadaşlar İstanbul'un fethiyle birlikte Orta Çağ bitti ve Yeni Çağ başlamış oldu. Bununla birlikte Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Avrupa'da coğrafi keşiflerin oluşmasına katkı sağladı. Arkadaşlar burada şunu belirtmek istiyorum ki coğrafi keşiflerin başlamasına sebep İstanbul'un fethedilmesiyle birlikte Avrupalıların ticaret yolu üzerinde egemenlikleri kırıldı. Bununla birlikte Avrupalılar yeni yollar keşfetme yolunu tercih ettiler. Bu da neye sebep oldu? Coğrafi keşiflerin yaşanmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Arkadaşlar bununla belirttiğim coğrafi keşiflerle birlikte büyük toplarla kale ve surların yıkılabileceğinin anlaşılması, derebeyliklerinin yıkılmasına, merkezi krallıkların güçlenmesine neden olmuştur. Yani feodalitenin yıkılmasına sebep olmuştur. Büyük topların, kale ve surların yıkılmasında kullanılması arkadaşlar. Bir diğer sonucu ise İstanbul'un fethiyle İtalya'ya göç eden Bizanslı bilim adamları Avrupa'ya antik Yunan eserlerini tanıtarak Rönesans hareketlerine katkıda bulundular. Yani arkadaşlar burada anlatılmak istenen ise şudur. Bizans'ta yaşayan bilginler Avrupa'ya göç ederek Avrupa'da kültür, bilim, güzel sanatlar konusunda yeni bir hareketin yaşanmasına sebep olmuştur. En son ise şunu ifade etmek istiyorum. Hristiyan birliğini önlemek amacıyla Ortodoks Kilisesi himaye altına alınarak Katolik Kilisesi ile birleşmeleri engellendi. Çünkü Bizans'ın alınması ile Ortodokslar artık Osmanlı hakimiyeti himayesi altına girmişlerdir. Arkadaşlar, İstanbul fethinin Osmanlı Devleti'nin kurumsallaşmasına etkisi konusuna kısaca değinmek istiyorum. Daha önce de ifade ettiğim üzere artık Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul olmuştur. İlk olarak Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u başkent yaptıktan sonra burada iskan faaliyetlerinde bulundu. Devlet işlerinin yürütüldüğü ve padişahların oturdukları Topkapı Sarayı inşa edildi. Daha sonra İstanbul'da birçok cami, medrese, han, hamam, çeşme ve imarathane yapıldı. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Sahn-ı Semen Medresesini inşa ettirdi. Arkadaşlar genel ağ üzerinden şunu belirtmek istiyorum. Genel ağ üzerinden Panorama 1453 Fetih Müzesi'ni ziyaret ederek İstanbul'un fethiyle ilgili bilgilerinizin kalıcı olmasını sağlayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.